Merhaba, Gazete Duvar'da kablosuz kulaklık programındayız. 2021'in sonuna doğru yaklaşırken, birkaç gün kalmışken herkes 2021'in en iyi albümlerini, en iyi filmlerini, en iyi dizilerini konuşuyor ama ben hep önüme bakmayı tercih ediyorum ve bu anlamda acaba 2022'de ne izleyeceğiz, ne dinleyeceğiz sorusu da yavaş yavaş gündemimi meşgul etmeye başladı. Sabah saatlerinde IMDB'ye, bu IMDB nedir diye soranlar da oluyor. International Movie Database, yani dünyanın en geniş veri bankasına sahip sinema sitesi olduğunu söyleyebiliriz. Sabah saatlerine IMDb'ye girdiğim zaman 2020'de neler beklememiz gerektiğine dair güzel bir video ile karşılaştım ve bazı bilgileri de benim için derleyip toparlamış oldu IMDb ve o yüzden şimdi size 2022'de hangi filmlerin vizyonda bizleri meşgul edeceğini, gazetelerde, dergilerde meşgul edeceğini aktaracağım. Tabii ki IMDb'ye dayanarak, çok IMDb reklamı yaptım değil mi? Şimdi The Batman. The Batman bizim 2022 yılında en çok adını duyacağımız filmlerden biri olacak. Neden? Batman herkesin sevdiği bir hikaye, çok karizmatik bir karakter. İlk olarak 1991 yılı mıydı? 91'den önce 89'du galiba. Modern zamanlardan söz ediyorum tabii ki. Tim Burton tarafından Beyaz Perde'ye uyarlandı Batman ve Tim Burton tarafından Beyaz Perde'ye uyarlandığında Batman'i Michael Keaton canlandırıyordu. Michael Keaton'la beraber de Kim Basinger vardı ekranda. Son derece etkileyici bir süper kahraman filmi miydi? Günümüzdeki süper kahraman filmlerin çokluğuna bakmayın. O zamanlar çok fazla çekilmiyordu tabii ki ve biz de Batman'den oldukça etkilenmiştik. Daha sonra Tim Burton bir devam filmini yaptı. Devam filminden sonra Joel Schumacher devraldı. Arnold Schwarzenegger'in, George Clooney'in, Val Kilmer'ın oynadığı değişik iki Batman filmi daha yapıldı. Arnold Schwarzenegger derken sakın Arnold Schwarzenegger'in Batman olduğunu düşünmeyin. Öyle bir şey yoktu tabii ki. Ama o kötü adamdı ve böyle farklı Batman filmleri yapıldı. Daha sonra Christopher Nolan Batman serisi, Dark Knight serisi geldi. O herkesin favorisi oken ben açıkçası Joel Schumacher ve Tim Burton yapmış olduğu ilk 4 filmlik seriyi her zaman için tercih ettim. Onların havası başkaydı. Ben Dark Knight serisinin o karmaşık yapısından hiçbir zaman hoşlanmadım. Bana göre en iyi Joker de Jack Nicholson oynadığı Joker'di. Neyse uzatmayayım. Batman'in farklı televizyon dizileri yapıldı. Çizgi romanları tabii ki var. Bir çizgi roman uyarlaması zaten ve önümüzdeki yılda her şeyin sil baştan yapıldı. Yeni bir Batman filmi gösterime giriyordu. Batman adındaki bu filmin yönetmeni Matt Reeves olacak. Matt Reeves'in yönetmenliği bu filmde Robert Pattinson Bruce Wayne'i, yani Batman'i canlandıracak. Bu anlamda ilginç bir film. Peter Sarsgaard, Barry Keoghan gibi oyuncular var. Hemen şurada bakalım. Oyuncuların isimleri Peter Sarsgaard diyor. Barry okuyamadım. Tam Colin Farrell var, Robert Pattinson var, Bruce Wayne'i ve tabii ki Batman'i canlandırıyor falan. Şuradan da biraz trailerını açıp sizlerle beraber izleyelim. Robert Pattinson'ı herkesin bildiği gibi ya da bilmediği gibi Alacakaranlık serisiyle ünlü olmuş bir karakterdi. Alacakaranlık serisinden sonra sinemada çok ciddi bir çıkış yapamamıştı ve şimdi açıkçası bu The Batman filmiyle de önümüzdeki dönemde en çok konuşulacak isimlerden biri olacak gibi gözüküyor. Robert Pattinson, bu da şu anda önümüzdeki yıl gösterime girecek filmin fragmanı. Warner Bros. Tarafından yapılmış durumda. Warner Bros. DC Comics işbirliği yapılacak bu film hakkında daha fazla bir şey söylemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Batman hikayesi biliyorsunuz klasik. Çocukken annesinin babasını kaybeden Bruce Wayne. Bruce Wayne'in daha sonra Batman olarak bir süper kahraman olarak geri dönmesi ve Gotham City'de adaleti sağlama çalışmaları DC Comics'in en önemli hikayelerinden biri ve en karizmatik karakterlerinden de biri. Son zamanlarda Ben Affleck yine canlandırmıştı Batman'i. Ben Affleck'in canlandırdığı Batman hiçbir zaman çok başarılı olarak adlandırılmadı. Daha çok Batman ve Superman filminde ön plana çıkmıştı. Farklı filmlerde oynadı. İşte Justice League'de falan oldu ama hiçbir zaman o şekilde başarılı olamadı. Yani Dark Knight gibi başarılı olamadı. Ama ilginç bir konu var bu noktada. Bir film daha önümüzdeki dönemde gösterime girecek. Önümüzdeki dönemde gösterecek olan filmi ben size hemen şuradan açıyorum. Adı The Flash. The Flash ne diyeceksiniz? The Flash bir DC karakteri yine. DC karakter, DC çizgi romanlarından uyarlanan bir karakter. Bir laboratuvar deneyi sonucunda dünyanın en hızlı insanlarından birine dönen bir karakter. DC Comics'in Batman ya da Superman karmaşı olmasa da önüne gelen isimlerinden biri. Şu anda size hemen IMDb üzerinden sayfayı açtım. Ve bu fragmanı da burada görüyorsunuz. Hemen şuradan tıklayalım ve üzerine konuşmaya devam edelim. Açılıyor. Bu filmin yönetmeni ise
ise Andrew Musetti olarak gözüküyor. It serisini yapan, biliyorsunuz, Stephen King uyarlaması It serisini yapan yönetmen. Ve ilginç bir durum da var. Flash burada tabii ki filmin ana karakteri. Fakat ana karakteri olduğu bu filmde anlaşılan bu Marvel evreninde kullanmış olduğu farklı boyutlar ve farklı zaman dilimleri olayını çok sevmişler. Eskiden Batman oynayan oyuncular da var. Örneğin Tim Burton var. Pardon, düzeltiyorum. Tim Burton değil. Michael Keaton var. Michael Keaton, az önce anlattım, Tim Burton filmde Batman'i oynamıştı. Michael Keaton bu filmde gözükecek Batman rolünde. Allah Allah diyorsunuz. Bu onun devam filmi olan bir, o evrende geçen bir film derken Ben Affleck'in de olduğunu IMDb listesinde görüyoruz. Ve bu şekilde filmde bizi oldukça şaşırtıyor. Flash'le beraber bu Batman karakterini ve DC Comics'in diğer karakterlerinin ön planda olduğu ilginç bir yapım. Bu arada Flash'in dizisi de vardı. Televizyonda bundan 5-6 yıl önce gösterilmişti. Çeşitli medya platformlarında The Flash de gayet güzel bir diziydi ama burada farklı bir oyuncu oynamış. Ben o dizideki oyuncunun oynamasını tercih ederim açıkçası. O da başarılıydı. Burada farklı bir oyuncu oynamış. Fena da olmamış. Şuradan evet görecek misiniz? Evet, Batmobile'i falan filan keşfede daha fazla bakmadım. Çünkü anlatacak olduğumuz filmler var. Kendimi gösteriyorum ve hemen şu açıya geçeyim. İkinci açıyı daha çok seviyorum. Bakın hareket ediyor kamera. Ne güzel değil mi? Bu açıdan devam edelim. Şimdi tabii sadece çizgi romanı uyarlamaları yok. Önümüzdeki sene içerisinde gösterime girecek olan yine iyi devam filmleri var ki herkesin merak ettiği devam filmi 2 yıldır bir türlü gösterime girmeyen, gösterime girmesini beklediğimiz Top Gun Maverick. Top Gun 1980'lerin çocuklarının ezbere bildiği bir film. 1980'lerin çocukları bu filmi özellikle müzikleriyle bilir. Take My Breath Away isimli, Berlin isimli grubun söylemiş olduğu şarkı o dönem çok popülerdi ama çok da güzel hard rock parçaları vardı. Bu grup albümün içerisinde, soundtrack albümün içerisinde Kenny Loggins'in söylediği Danger Zone isimli parça vardı falan. Gerçekten çok iyiydi. Ve uzun yıllar devam filmi gelmesi beklendi. Devam filmi gelmedi. Tom Cruise sinemada farklı bir kariyer yaptı kendisine. Mission Impossible ki birazdan söz edeceğim. Mission Impossible'dan. Mission Impossible üzerinden yürüdü. Farklı iyi oyuncularla iyi filmler yaptı. Mesela Interview with the Vampire vardı. Benim çok sevdiğim Rain Man vardı. Bunun üzerine yaptığı falan gibi. Ama yıllar sonra bu seriye geri döndü. Ve yönetmen de farklı oldu. Tony Scott yönetecekti. Orijinal yönetmen Tony Scott yönetecekti ki efsanevi yönetmen Ridley Scott'ın kardeşidir Tony Scott. Ama Tony Scott intihar etti bu film tam çekimlerine başlamadan önce. Fakat Tom Cruise inat etti. Ben dedi bu filmi yapacağım abi dedi. Ve ondan sonra Tom Cruise gitti. Yönetmen Joseph Kosinski ile anlaştı ve bu filmi yapmaya başladılar ve film yaklaşık 2 yıl önce gösterime girdi. Ben size şimdi şuradan fragmanı açtım. Tam ekrana verdikten sonra şimdi bilgisayardan hop tam ekrana verdim ve şu anda fragman siz de görüyorsunuz. Top Gun Maverick. Anladığım kadarıyla, fragmanda anladığım kadarıyla 1980'lerdeki çekilen Tony Scott imzalı o filmin havasını taşıyor, atmosferini taşıyor. Soundtrack'i nasıl olacak? Filmi izlemeden göremeyeceğiz. 2 yıl önce tamamlanmış ve 2 yıl önce gösterime girmiş olması gereken bir filmden söz ediyoruz burada. Ve yine aynı yan karakterler var. Tom Cruise yine 35 yıl önceki karakteriyle devam ediyor. Aynı. Yamaç tabii ki herhalde estetik operasyonlar falan da oluyor Tom Cruise'da ama etkili bir oyunculuk sergilediğini fragman üzerinden görüyoruz. Yeni kadın karakterler, yeni erkek karakterler, yeni oyuncular, yeni hırslı insanlar falan derken Top Gun gösterime girdiği dönem içerisinde özellikle aksiyon sineması sevenlerin ve de 80'ler sevenlerin bir şekilde ilgi göstereceği bir film olarak şu anda notlarımız arasında yer alıyor. Daha aslında önümüzdeki dönem gösterime girecek çok film var ama ben hepsinden bu noktada söz edemeyeceğim. Şuradan ekrana kendimi vereyim. Son bir filmden söz etmek istiyorum. The Batman'i kapatıyoruz. Ondan sonra Top Gun'ı kapatıyoruz. Ve burada yine Tom Cruise'a dönüyoruz. Artık blok haline yapalım bu işi. Yine Tom Cruise'a dönüyoruz. Tom Cruise'un bir filmi daha gösterime girecek. Önümüzdeki yıl içerisinde gösterime girecek olan film de Mission Impossible 7 olarak kodlamışlar. Mission Impossible 7 yine IMDb üzerinden sayfasına bakalım. Mission Impossible'ın yönetmenliğinde yine Christopher McQuarrie yer alıyor ki kendisi 4. filmden beri Tom Cruise'a eşlik ediyor. Yine baktığınız zaman çok da farklı isimler görmüyorsunuz. Rebecca Ferguson, Carrie Elves, Hayley Atwell, Pom Clemente, Vanessa Kirby var filmin başrol oyuncularında. Evet, az önce dedim ki ben çok fazla yeni isim yok dedim ama Simon Pegg var aşağılarda. O önceki filmlerde oynamıştı ama bunların çoğu yeni oyuncular, düzeltiyorum o zaman hemen
kayıt sırasında. Yeni pek çok karakter var. Tom Cruise bu çok eski televizyon dizisinden yapmış olduğu bu sinema uyarlamasıyla kendisine resmen yeni, garantili bir yol açmış oldu. İlk filmin yönetmeni o dönemin ünlü isimlerinden biri Brian De Palma'ydı. Daha sonra John Woo ikinci filmi yaptı. John Woo da iyiydi. Fakat benim favorim, aslında hiçbir zaman favorim olmayan bir yönetmenden geldi. J.J. Abrams'tan geldi. Üçüncü film. Bu ilk üç filmin senaryosu kendi başına çok iyiydi. Daha sonrası dördüncü filmden itibaren bu yönetmeni Christopher McQuarrie'a teslim ettiği görevi ve ondan sonra yürümeye başladı Tom Cruise Mission Impossible serisiyle. Bu arada bunu derken fragmanını size açmadığımı fark ettim. Hemen bakalım YouTube'a düşmüş bir fragmanı var mı? Evet, gözüküyor. Mission Impossible 7 Last Hunt olarak gözüküyor. Açılıyor şimdi ve de ben de size birazdan bunu ekrana vereceğim. Tom Cruise'un oynamış olduğu bu filmi hop açtım. Bad Robot yine filmin adı ve görüyorsunuz şu anda 7. filmden bazı görüntüler var diyeceğim. Daha çok eski filmin görüntülerini vermişler burada. Eski filmlerden görüntüler var. Biraz eski görüntülerin bir yerde olduğu bir fragmanla karşınızdayım an itibariyle. Ama evet, şu anda yeni film görüntülerine geçtik sanırım. Gibi gibi, neyse uzatmayalım. Zaten amacımız burada fragman vermek değil. İstediğiniz zaman da fragmanlara bakabilirsiniz. Televizyonu açtığınızda, YouTube'u açtığınızda. Şu anda 2022'de izleyebileceğimiz 4 tane filmden söz ettim size. The Batman, Flash, Top Gun ve Mission Impossible'dan söz ettim ama daha farklı güzel filmler var. Önümüzdeki yıl gösterime girmesi gereken. Mesela Martin Scorsese'nin Leonardo DiCaprio ile filmi var. O da önümüzdeki yılın ilginç yapımlarından biri olacak ve yine yeni Jurassic Park serisi var ama bunlardan önümüzdeki haftalarda söz edeceğim. Daha yeni çok güzel filmler var. Önümüzdeki haftalarda söz etmek üzere yeni albümler falan da var. Hangisinden söz etsek bilmiyorum. Neyse. Şimdilik bu kadar, notlarıma bakıyorum. Aktaracak başka bir şey kalmadı. Kendinize iyi bakın. Ben kaydı burada sonlandırıyorum izninizle.